Hediye Hanım aslında, yazalım şeyleri, Hediye Hanım aslında anlattı derdini. Elinde bir kağıdı var. 12 bin, kaçtı? 12.250 euroydu değil mi? Evet. 12.250 euroluk kendi el yazısıyla Hayri Bey'in kendisine vermeyi vaat ettiği bir kağıt. Ama Ram Bey dedi ki hani belki gittiğinizde mahkemede bu bir ön delil olabilir. Ama tam da bir şey ifade etmiyor. Sonra dün yayınımızı arayan bazı kişiler oldu. Röportajlar da yaptık. Mesela bir kişi daha ulaştı bize. Arkadaşlar onu yazacaksınız. Bir kişi daha ulaştı. Dedi ki ben de dolandırıldım. Aslında o kadar çok, gerçekten. O kadar çok kişi aradı ki onu söyleyeyim. Bu araba alım satım mevzusu neyse ben anlamadım. Yani mevzu araba alım satım mı onu da anlamadım da. Yani birçok kişi diyor ki bu sizin Hayri Bey için çok tatlı dillidir. İşte evet, ver paranı işleteyim der. Onu yapayım aynen, der, bunu yapayım der. Biz de veririz. Mesela onlardan bir tanesi Duran Bolatpaş. Hayri Emre'nin araba alım satım işinde kendisini 1 milyon lira dolandırıldığını ve kendisi gibi birçok kişinin de dolandırıldığını, hatta Hayri Bey'in bu kişileri de birbirine düşürmeye çalıştığını anlattı. Bir önce bir onu izleyelim. Hediye Mısırcı'nın binlerce euro kaptırdığını söylediği sevgilisi hakkında dolandırıcılığa yönelik ihbarlar peş peşe geldi. Şu anda böyle senedi var, icralık olduk. Avukatın parasını bile bana ödettik. Demişsiniz ki benim gibi 15 kişi daha var bu durumda olan. Evet, evet. Belki bu 50'ye de çıkabilir. Ayhan Bey de telefonu attığımız demiş, o da ben de dolandırıldım diyor. Ben buraya bir arabamı sattım, daha sonra tekrar oradan araba aldım. Derken tekrardan iki tane araba aldım ben buna. Yaklaşık 2 milyon falan yapıyor yani. İddiaların odağındaki ismin kendisini de mağdur ettiği öne süren kişilerden biri de Duran Bolatbaş'tı. Hayri Bey'le merhabalığımız vardı. Sonra bir gün geldi, abi battım dedi. Çocuklar evde aç dedi. Bana destek çık dedi. Ben de olur dedim. Gel iş yapalım dedim. Araba işi yaptığını biliyordum. Arabalar onun üzerine alınıyordu. Sürekli şu arabayı aldık, bu arabayı aldık, büyütüyoruz, işi büyütüyoruz diyerekten sürekli para çekiyordu. Yani bir paranın dönüşü yoktu. Aşağı yukarı parça parça 1 milyon para gönderdim. Sözde büyüyecektik. Bir baktım büyümüyoruz. Hani 0-0 araçlarımız böyle hurda haşat araçlar haline geldi. En son bana bir 20-30 bin lira daha ver, kurtulacağız. 20-30 bin lira olsa inanın verirdim. Duran Bolatpaş'ın parasını geri alacağına inandığı zaman karşılaştığı manzara ise alacaklı olduğunu söyleyen başka kişilerdi. En son zaten kurbanda patladı iş. Bir baktım bir sürü alacaklı çıktı. Nereden baksanız gene bir 7-8 kiraat vardı yani. Hatta Samsun'dan gelen şahıslar bile olmuştu. Artık zaten sonra anladık da iş işten geçmiş oldu. Bir de bir kardeşimiz var, Ömer diye bir kardeşim. Onun dayısını da bir 500 bin lirada en son onu dolandırdı. Birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen ismin kendisinden alacaklı olanları birbirine düşürerek bir oyun oynadığı da iddialar arasında. Size geliyor yokluyor diyor ki işte bu şöyle dedi böyle dedi. Eğer siz onun karşılığında bir şey söylerseniz gidiyor oraya kullanıyor. Eğer söylemezseniz kendisi bir şeyler yakıştırıyor. Sanki siz söylemişsiniz gibi aranızı bozuyor. Bir şekilde aranızı bozuyor. Herkes birbirinin hayrının adamı olduğunu sanıyor. Öyle bir tezgah kurmuş. İddia o ki aynı isim Hediye Mısırcı gibi Duran Bolatbaşı da Üfürükçü'ye götürmüştü. Sincan'da bunun bir tane hocası varmış. Araba işi var gel bir beraber gidelim dedi. Bir gittik ki Üfürükçü'nün kapısındayız. Gel 2 dakika bir girelim çıkalım. Adam beni bir üfürdü. Sonra kulağıma bir şeyler fısıldadı. En sonunda işin gücün rast gitmesin gibisine bir kelime telaffuz ettiğini algıladım. Ondan sonra kafamı geri çektim. Oradan çıktık. İnsanın içerisinde böyle bir zehir vardır ya atamazsınız. Kenara çek dedim. Kustum. Biraz rahatladım. Bir şekilde sizi o Üfürükçü'ye de götürüyor. Kılıfını bir şekilde hazırlıyor. Yaşadığı acı tecrübenin bedellerini halen ödeyen Duran Bolatbaş artık başkalarının canı yanmasın istiyor. En son telefonlarım falan açmamaya başladı. Tesadüfen lokantada karşılaştık. Ben buna çatal sallamışım diyerek koşa koşa karakola gitti. Bir de oradan ceza aldım. Vallahi hala da ondan kalan mirası aşağı yukarı bir 200-300 bin lira borcum var. Onu da ödemeye çalışıyorum. Bu kişi artık başkalarının canını yakmasın. Bu bir şekilde cezasını alsın. Yani Hediye Hanım sen de aşık olacağım diye nerelere dalmışsın haberin ne yok. Ne aşkı. Başta Üfürükçe, aşık oldum diye gittin ya. Yok ya işte tatlı diliyle. Boşlukta olunca tatlı dille. Kesinlikle aşk. Bir de hepinizin bir Üfürükçü davası da var. Bir sürü elinin altında. Bir sürü. Bu Üfürükçü'ye gidip size üfürünce ne hissediyorsunuz? Ya üfürmedi. Adam işte okuyor. Kendisine de Fetih suresini yazmış koymuş cebine. Güya işleri artıyor. Doğru. Bütün kadınlar kandırıyor. Daha benim gibi kadınlar çıkacak. Bekliyorum. Her gün ekrandayım. Her gün çıkacak. Seni çok açılın. Ama. Banu Hanım. Relax'ın sahibi Banu Hanım. D26. Çık. Korkma. Seni çok sevdim ama belki senin bugün uğurlama şansın var. Şöyle var.
Şimdi Nayım biliyorsunuz dün Ankara'daydı. Hayri Emre Bey ile yayında Hayri Emre Bey konuşmadı ama bize avukat Canseri tıp yardım ulaştı Ankara'dan. Dedi ki biz Hediye Hanım'ı çok sevdik, ona yardımcı olmak istiyoruz. Onunla görüştü. Daha sonra Hayri Emre Bey ile de bir araya geldiler. Hayri Emre Bey sana bir senet imzaladı. Senedin bir de üstünün de nakit parasını da verdi. Ondan sonra bakalım artık ne kadar memnun olacağımı bilmiyorum ama bir izleyelim. Vallahi yalandır. Binlerce eurosunu sevgilisine kaptıran Hediye Mısırcı'nın araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemesinin ardından avukat Canseli Tıp Yardım, 54 yaşındaki kadına hukuki destek vermek adına ekibimize ulaştı. Hediye Hanım'ı izledik, durumuna üzüldük, iyi niyetli olduğuna kanaat getirdik. Ona yardımcı olmak istiyoruz. Bir senet hazırladık. İçine Yargıtay kararları da koydum. Aksi halde dava açılabileceğine dair ihtarlar da var. İsterse euro cinsinden, isterse o günkü vadenin kurundan hesaplanacak euro cinsinden ödeme yapabilir. Eğer yine aksi bir durum olursa Hediye Hanım'a bütün hukuki süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz. Gönlüye sevgiler. Ekibimizle yaptığı görüşmede borcunu ödeyeceğini taahhüt eden Hediye Mısırcı'nın sevgilisiyle bir aradaydık. Yanımızda da avukat Canseli Tıp Yardım'dan teslim aldığımız senetler vardı. Hayri Bey'le şu anda Ankara'da buluştuk ve Hediye Hanım'a olan 12.250 euro borcunun 2.000 eurosuna tekabül eden yaklaşık 60 bin lira nakiti şu anda buraya getirdi. Ve kendisiyle geri kalan borç üzerinden bir senet hazırlandı. O seneti imzalaması için buluştuk. Geriye ne kadar kalacak ve ne kadar ödeyeceksiniz? 10.250 eurosu kalıyor. Onda günü geldiğinde ödenecek. 60 bin lirayı ekibimize teslim eden Hediye Mısırcı'nın sevgilisi, geri kalan borcunu ödeme sözünü vererek gerekli alanları doldurdu ve senede imza attı. Ödeme gününe Ocak ayının son gününü yazdınız sanıyorum. Evet. Müşteriye lütfen evet. 10.250 yazalım. Türk lirasını çizelim. Hediye Hanım'ın lütfen buraya ismini yazalım. Evet. Bugünün tarihini lütfen buraya atın. Ve şuraya da düzgünce bir imza atmanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi parayı isterseniz hızlıca bir kontrol edelim. Burada ne kadar var? 20 bin lira. Toplamda 60 bin lira değil mi? Peki. Burada tam tamına 2000 euroya tekabül eden 60 bin lira para var. Ödeme tarihi artık 2024 yılının yani yeni yılın ilk ayının son gününde 10.250 euro olarak ödemesi yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Peki Hediye Mısırcı'nın iddiaları ve yaşananlar karşısında kendisinin söylemek istediği bir şey var mıydı? Borcumuzdur, inkar etmedik. Aramızda bir sıkıntı vardı. Ulaşamadık. Telefonları kapalı, eşiyle muhatap olamadık. Ulaşamadığımız için bu şekilde oldu. Allah şimdi nasip getirsin, yolunu açık etsin. Hastadır, tedavi olsun, kendini kurtarsın. Biz elimizden geleni yaptık ama beceremedik. Bir boşluktaydım ben de. Evli olduğunu öğrendim. Eşine gittim. Dedim ki eşiniz hasta, rahatsız. Karışma sen dedi. Girme devreye dedi. Bu malı bana kalacak dedi. Ben de ondan sonra ayrılmak zorunda kaldım. Ama ben bu parayı da istemedim. Kendisi zorla verdi. İstemediğim halde. İzleyicilerimiz yayına bağlanmış ve 54 yaşındaki kadın gibi kendilerinin de dolandırıldığını iddia etmişlerdi. Bu konuyla ilgili de konuşuyor Hediye Mısırcı'nın sevgilisi. Diğerlerine de borcum vardır. 2019-2020 yılında ticaretim dolaştı. Evim, ailem, düzenim bozuldu. Herkesin yasaldır, prosedür orada. Gereken hepsinin borcu ödenecektir. Hepsi bu kadar. Müge Hanım'a teşekkür ediyorum bu konuda. Borcumuz borçtur. Günü geldiğinde ödenecektir. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.